deli gibiyim Halil'im. Babama her şeyi anlattım. Ailelerimiz arasında yıllardır sürüp giden düşmanlığı ortadan kaldıracağı için bu evlenmeden memnun olacağını söyledi. Bu mektubu yazmadan önce gene böyle yağmurlu bir günde buluşmuştuk Halil'le. Ne vakit kurtulacağız bu korkulardan? Sevişmek neden bizim hakkımız değil? Kaçalım buralardan. Kör inatlarına mı boyun eğeceğiz ailelerimizin? Bu güzel yurdu bırakıp nereye gideceğiz? Uzaklara Zeynep'im, bizi bulamayacakları kadar uzaklara. Ne senin babana, ne de benim abime söz anlatmaya gücümüz yetmez. Dedelerden gelen yılların insanlık dışı inadını sürdürüyor onlar. Babama seni sevdiğimi söyleyeceğim Halil. Beni öldürtmesi için bir sebep daha mı kazandırmak istiyorsun? Allah korusun! O vakit benim de yaşayamayacağımı bilmesini istiyorum. Kesin artık Halil'a! Gelenler var! Ben abime söylemem, sen de babana söyleme Zeynep. Babamın cevabını yazacağım sana, abin için de sonra karara varırız. Birbirimizi karşı konulmaz biçimde sevdiğimizi anlasınlar. Mektubumu kaya dibinde... Abim sevgiden anlamaz. Ben babamı ikna etmiştim halbuki. Ve bu müjdeyi Halil'e yazarken... sevinçten uçuyordum. Bittiğine inanıyordum. Korkular yoktu artık. Tabiat güzel, insanlar iyi, her şey pırıl pırıldı yeryüzünde. Nasıl inanıyorsun Halil'e? Haklı olduğumu göreceksiniz. Çok safsın kızım. Baba! Şunu asla unutma kızım. Kerimoğullarının eline düşeceğine, ormanda kudurmuş vahşi canavarların arasında ol daha iyi. Ben Halil'i beklerken, taşa sarılı kanlı mektup atılmıştı pencereden. Atan Halil, evet Halil'di. Neden? Nasıl yapmıştı bunu? Ve bu kan kimin kanıydı? Sana ömrünce unutamayacağım bir ders vermek istiyorum kahpe soylu.